Gelinimden hiç memnun değilim Maho. Vallahi ben memnunum. Stupidsin de ondan. Hiç de bile adı gibi gül gibi kız aldık. Nesi var? Dün gece rüyama girdi. Ha, tamam. Kızcağızın suçu belli oldu. O tırcının kızı sabaha kadar bana anne dedi Maho. Tır ister misin anneciğim? Efendime söyleyeyim bir tır var alır mısın anne? Hem de bıkmadan usanmadan anne 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 dedi. Ha sen sana anne desin istiyorsun. Tamam. E desin Mahir. Senden nasıl gurur duyuyorum anlatamam evladım. Bugün fena halde benim hanımlığıma tutulmuş durumda idare edeceğiz. Ben zaten pis boğazımdır. Keyfim gayet yerinde. Siz hiç merak etmeyin anneciğim. Anne mi? Anneciğim. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Şimdi bu Mrs. Garugil'e anne demek de nereden çıktı ha? Eşek sıpası. Anne. Anne. Tabii ya anne. Ay bari senin o karın olacak ekstra large bana anne diyene kadar falan sıksaydın dişine. Halli damat. 34 ve E. 2174. Plakalı araç kimin? Hayırdır? Bir şey mi var? Ay unbelievable bir şekilde bizim otoparka park etmiş. Arabamı çıkartamıyorum. Ay siz burada kıytırık bir dizi çekeceksiniz diye her yeri gasp ettiniz canım. Niye bu havalar? Kimsiniz yani? Tamam tamam kes kes. Çok güzel oynadınız Nermin Hanım. Bravo. Çok yetenekli Nermin Hanım değil mi? Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Look at me Hobbit. Eğer o araba 2 dakika içerisinde çekilmezse ben o arabanın dikiz aynasından gireceğim, farlarından çıkacağım. Do you understand me? Tamam tamam. Ben şimdi hallederim. Siz yeter ki sakin olun. Anne. Sen Nermin Hanım'a anne mi dedin? Sen niye o kadına anne diyorsun? Anne, teselli edeceğine niye bağırıyorsun ya? Bağırırım tabii, bağırırım. İnsanlara hak etmediği rütbeleri verirsen bağırırım. Ne rütbesi anne? Çocuğum, annelik generallik gibi bir rütbedir. Sen kalkıp piyade Nermin cadısına niye general muamelesi yapıyorsun ha? Ne oldu Vatan Beyciğim? Bir rahatsızlık var, bir problem var. Estağfurullah arkadaşlar, yok bir rahatsızlık. Yaklaş. Sizinle önemli bir şey konuşacağım arkadaşlar. Yaklaş. Konu başlığımız iş. Şimdi doğum günü hediyesi olarak tablet alınca eskisini kesin bana verecek. Siz Joanna doğum günü hediyesi olarak tablet mi alacaksınız? Yes. No. What? Yapma Rozbahar gözünü seveyim. Aylardır şunlara çıkmadığımız destek kalmadı. Yani onların ekonomisini düzelteceğiz diye az kalsın biz de evriliyorduk biliyorsun. Öyle pahalı pahalı lüks hediyeler alma şanslarını kendileri kaybettiler değil mi? Orası öyle ya. Şimdi çok güzel böyle bir iş becermişler gibi, mükafatmış gibi pahalı bir hediye oldu olacak. Bir de altın madalya takalım. Haklısınız galiba. Servisçi beyler, Mr. Servisçi. Buyur kardeşim. Please gel, buyurun gel, bu taraftan. Gel canım şöyle müsaade et. Büyük bir şey geliyor çünkü. Şöyle şu tarafa, şu televizyoncuk var ya ezik bir televizyon. O çöp mü o? Bas at ayağına. At onun üstüne. Yavaş, güzel. Oğlum kaldır şu minnak şeyi. Çünkü en iyisi ve en büyüğü geldi. İyi ki doğdun can. İyi ki doğdun can. İyi. Oo. Vay hocam bu ne ya? Girdi mi bu? Evet dayı. Ayrıca internete de giriyor. Tokatçı bu bir tek masaj yapmıyormuş ya. Ay ya. Anladık Ferdi tamam. Aynı şey. Bizim hediyeler bunun yanında düdük gibi kaldı tabii. Olur mu öyle şey Tekin abicim? Düşünmeniz yeter. Şimdi insanların yanında kibarlaşmaya gerek yok. Alt tarafı bir gömlek, bunu sonra açarsın. Vay be, 2 aile birleşip neler yapmışsınız, bravo. Aa, no. 2 aile değil, tek aile. Bizim hediyemiz. Ne var Rozbar? Niye çağırdın beni apartmanın önüne? Kapışacak mıyız? Heh, şimdi anneniz de geldiğine göre artık açabiliriz Tekin. 1, 2, 3. Ta-ta-ta-tam! Bu araba sizin. Ha? Ne? Ay, inanmıyorum. Anne bizim arabamız mı? Bu gerçekten mi anne? Anne bizim bu araba. Ablama. Arabanın anahtarını da evin erkeğine verelim. Çok teşekkür ederim anneciğim. Yavrum. Ya ama bu çok büyük bir hediye. Estağfurullah, estağfurullah. Olur mu öyle şey çocuğum? Ben senin annenim. Nasıl bazen annenden istiyorsun arabayı da alamıyorsun falan, öyle şeyler oluyor değil mi? Ben de öyle. Bu mutlu tabloyu Nermin Hanım siz de görün istedim. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapma be. Yapmayın çocuğum. Avrupa, Avrupa. Avrupa hayallerin. Avrupalı yaşıtlarım gibi ben de özgürlüğümü istiyorum anne. Git babana söyle çocuk. Çöpler bundan sonra 3 ayrılıp atılacak. Çöpümü istediğim yere atarım. Ah Avrupa. Para için yapmam çocuk Mehmet Ali, anlar. Ah Avrupa, ah. Can, Brüksel'den gelir alacağız değil mi oğlum? Türk kızlarının suyu için. Seçimle geldim, seçimle giderim kardeşim. Ah, ah. Kokorecimi, damardan tuzlamamı, işkembemi, mumbarımı vermem. Ah Avrupa, ah! Ne işler açtın başımıza. Avrupa'ya mührümü basacağım kardeşim. Şimdi sen düşün Avrupa. Tekin! Ben emekli olmaya karar verdim. Daha 18 yaşındasın aşkım. Evet, aman 7 yaşından beri sabah 7'de kalkıyor olacağım. Hayır kalkamıyorsun, bak gene geç kaldık. Sen ne biçim erkeksin? Ne biçim erkeksin sen? Çalıştırma karını. Madem öyle, bundan kelliği çalışmayacak, Nevin'in kadını, çocuklarının anası olacaksın. Bana yardımcı ol, ben çocukta yaparım, kariyerde. Merak etme kocacığım, Kadirizmin son temsilcisi. Son temsilcisi mi? Bir Kadirist ölür, 1000 Kadirist doğar. Tamam mı hayatım? Tabii. Söyle o yeni doğan Kadiristlere, akşam tabağa cips koyarken bir daha yere dökmesinler. Sabahtan beri ayaklarının altına çıtır çıtır cipsleri eziyorum Can. Günah ama ya. Sana 50 kere söyledim. Bak dedim sevgilim, dedim döküyorsun dedim. Dikkat et dedim ya. Vallahi dikkat ettim hayatım ben. Kadirizmin son temsilcisin ama yalan söylüyorsun. Yalan. Aşkım! Onlar cips değil, böcek. Ne böcek mi? Evet. Ben şimdi hallediyorum şimdi. Hepsini hallediyorum. Sakin ol. Kabul. Çok çirkinler. Aşkım bak her yerde var. Aşkım her yerdeler. Aşkım bak şurada da var. Makinenin üzerinde de var. Şurada da. Ay kıvırlar. Çok çirkinler. Aşkım ya. Böcek istilası. Hadi oğlum soğutma. Bandır ya. Ablam Perdi koş. Kızım. Ha, ne bu çığlık be? Mahir koş. Gelinin oğlumuzu yoluyor. Siz de duydunuz mu? Aa yok canım, biz öyle Mahoyla aradığı apartmana çıkar turlarız geceleri. Bırakın giyin, kızım bağırıyor. Ha? Kapıyı çalalım. Dur önce bir kapıyı çalalım. Abla iyi misiniz? Aa harikayız Emre'cim, sen nasılsın? Ne güzel bir sabah değil mi? Oğlum sen kafayı mı yedin? Kızım biraz önce niye bağırdı? Söyle. Çok şükür iyisin Maysa. İyiyim anneciğim, çok şükür. Seni de iyi gördüm. Ha bak ne kadar güzel. Hadi sabah kahvelerimize gidelim, hep beraber ailecek kafede içelim. Hı? Ay çocuğum demin horoz öğütme diye sen bağırdın avaz avaz. Ne oldu demin? Şimdi ben sabah kalktım, omlet yapayım dedim, böyle uyku mahmuru. O şeyler var ya, o şeyler. Kağıt havlular böyle ocağın yanında yapıyormuş benim kocacığım omleti. Ocağın yanında da kağıt havlular varmış. Doğal olarak o kağıt havlular ocağın yanında oldukları için böyle alev almışlar. O alevi ben görünce tabii can havliyle... Can havliyle ne kadar komikmiş aşkım ya. Bunlar da ne garip bir çift oldular he. Neyse, benim artık servisim geldi, ben gidiyorum. Evet, neyse. Çok şükür kötü bir şey yok değil mi? Çok şükür, çok şükür. Evet. Ben her zaman ne diyorum, aklınıza boşuna demiyorum. Bu yüzden diyorum, aklınız bir karışa da aklınızı başınıza alın çocuklar. Ben size yarın derhal tutup yangın söndürücü alayım. Siz kağıt havlunun yanına koyarsınız çocuklar. Hadi maygata emanet. Sen de anneciğim. Bizi salak zannediyorlar ama olsun. İyi yırttık aşkım. Tabii kocacığım. Hı. Allah muhafaza. Annemle annem evin böceklendiğini duysalar ev hanımlığımdan girip titizliğimden çıkıp kendi yeni gelin zamanlarından dem vurup beni yerden yere vururlar. Çimdik çimdik ederler. Orın burun paçalarlar. Vallahi içimden geçerler aşkım. Ayrıca evin temizlik kontrolü onlara geçer, geçirtmem. Her çocuk bir kere bitlenir, her ev bir kere böceklenir. Sen hiç merak etme aşkım, hallederiz. Tabii ya. Ne oldu tazeler? Evi böcek mi bastı? Ne? Hangi? Yok öyle bir şey. O zaman çocuğunuz oldu ve bitlendi. Evet. Ne çocuğu ya? Onu soruyoruz işte, ne çocuğu? Siz neyi soruyorsunuz abi? Bak yavrum, ben sana söyleyeyim. Bunların evi böcek basmış. Oh. Ama anaları kafayı ütülemesin diye bu yangın yalanını sıkmışlar. Ne alakası var? Muhterem, Can bir şey söyler misin? Yok öyle bir şey. Analar kafa ütülemeler falan. Analar bizim tacımız başımıza, analar. Baş tacı onlar ya. Taze damat nasıl saçmalıyor? Hakikaten. Yangın çıktı, yangın. Tabii, duyduk. Efendim omlet yapıyormuş da ateş sıçramış. Kağıt havlular tutuşmuş. Son derece amatörce söylenmiş pespaye bir yalan. Değil. Bir kere sen bu kadar geri zekalı olsan, hadi tıbbı kazandın diyelim, ama bizden hayatta kız alamazdın. Bırak bu ayakları Can. Dayı ya, dayı ne yapacağız? Evde böyle kıvıl böcek var her yerde. Ne gül. Daha fazla kıvıramayacağız, daha fazla kasamayacağız yani. Biz giderken onlar dönüyorlardı Can. Aferin yeğenim, aferin. Eyvallah, böyle işte. Ama ne olur annemlere söylemeyin, tamam mı? Yok canım, ne annesi? Sadece mutfağa mı bastı? Yok abi, her yere yayıldılar. Böyle tanıdığınız bir ilaçlamacı falan var mı? Tabii. Tanıştırayım. Muhtar, benim yeğenler. Yeğenler muhtar. Ben de Tekin, dayınız. Dayı Allah aşkına ya. Kızım, bütün parayı buranın kirasına gömdük. Kartla da mutfağı doldurduk. Kalan son parayla da bir kupon yaptık. Yani tutarsa yaşadık da henüz belli değil. Şimdi ne yapacağız? Akşama kadar buradan gelen bahşişi mi bekleyelim? Siz bizim işimizi görün, biz de sizin. Harbiden halledebilecek misiniz? Ya ne demek ya? Sen parayı ateşle. Nedir yani? Epi topu birkaç tane böcek uzaylılarla mı savaşacağız canına yandımına? Yani. Ya kaççı. Biraz ucuza mı kaçtık ne? Sen bunları bizi zehirden koruyacağına emin misin ya? Ne yapayım pampişim? Bu zımbırtılar çok pahalıymış. Kâr etmek lazım. Oo, ne çok böcek var ya. Oha! Mutfağı resmen basmış. Az para aldık biz pampişim. Az para aldık. Ah be gülüm, ah be yeğenim. Niye saldın kendini bu kadar ya? Ya neyse bırak. İşimizi yapalım, gidelim. Cehennem olalım, defolalım, gidelim buradan. Ben iyice huylanmaya başladım ya. Ver maskeyi, ver. Tokatçı sen manyak mısın? Biz bu böceklere karaciğer nakli mi yapacağız? Ne bu? Bu ameliyat maskesi bu be. Ama boş ver ya. Bu zehir zaten insana pek fazla tesir etmiyormuş. Sen insan değilsin ki sen. Hem bunlar kağıt. O zaman takma. Tut nefesini, dal. Allah Allah! Be, bana bak, eğer bir şey olursa yemin ediyorum ben senin canına okurum. Canına okurum senin. Ya bu benim içime giriyor. Tekin, yardım. Bak içeriye giriyor. Bak şunu da. Ya bırak maskeyi Tekin, sık kafasına sık. İblis içime giriyor. Evet böcekler, arkada kutla tanışın. Biz geldik. Siz mi? Oui, ben ve Betül. Aman, kedici kaldın kendine. Evet, sokaktaki yolda gördüm. O kadar tatlıydı ki dayanamadım, aldım. İyi yaptın. Aşılar falan her şeyi yaptırdım. Gel bakalım. Şunda sevimliliğe bak, ne kadar tatlı değil mi? Vallahi iyi yaptın, hem arkadaş da olur sana. Evet. Daha ben Betül ismini ilk defa kedi duyarım. Aa, Betül benim tanıştığım ilk Türk. Ha. Ya tanıştığın ilk Türk Abdurrazak olaydı, Abdurrazak koyacaktın adını. O nasıl isim öyle? Öyle isim mi var? Ne bileyim, genelde öyle abartılı örnek verilmek istendiğinde öyle derler de, yani ben de hiç daha Abdurrazak'la tanışmadım, yani ne yalan söyleyeyim. Sen onu boş ver de sen bana Betül kim onu de. Aa, Betül. Kısaca benim çok sevdiğim, çok özlediğim bir arkadaş. Ha. O zaman ne yapayım ben? Süt ikram edeyim Betül Hanım'a, ha? Aa, güzel olur, tamam. Gel bakalım. Ulan köpüğünüzü kuruturum. Ben sizin insan mısınız siz? Hamur çok böcek var. Sık bitmiyor. Bana bak tokatçı, bunların kraliçelerini bulup öldürmemiz lazım. Arı mı lan bu? Krosun oğlum sen, krosun sen. Yani sırf arıların mı kraliçesi olur zannediyorsun ha? Ne yani? Şimdi bunların kraliçesini bulup öldürsek, bunlar kahrından mı ölecek? Allah'ım ya, sen nasıl bir düşünce fakirisi? O zaman dağılacaklar o zaman. Allah bak, ben sana o belgeselin DVD'sini bulacağım ama seyrettirmeyeceğim. Kafanda kıracağım seni, kafanda! Uzatma! Nasıl bulacağız bunların kraliçesini? Taç takıp pelerinde dolaşmıyor herhalde. Takmaz bu Sübet, takmaz bu pislik! Takmaz! Onun için hepsini öldüreceğiz tokatçı. Hepsini öldüreceğiz! Hepsini tokatçı! Saldır aslanım! Bas aslanım! Vur ensesine, ıhtır yavrum! Çök ensesine! Rambo! Bir cam mı açsak? Olmaz! Kraliçe ölmeden asla ve kat'a saldır aslanım! O zaman ben kaçıyorum. Nereye be? Bay! Ah! Tokatçı! Abi dur. Abi benim sanki içim çekiliyor. Bir tuhaf oluyorum. Korkuyorum Pampişim, galiba öbür tarafa yolculuk başladı. Ne olursun sus. Benim de içim bir tuhaf oluyor. Bir tuhaf. Ben sana ne dedim? Bu kağıt maske kurtarmaz dedim değil mi? Ha? Bıyık bıraksak yüzümüzü daha iyi korurduk. Sen böceği içine kaçırmasaydın biz maskeleri takmadan basmazdık bu gazı. Ah ana kraliçe, yaktın bizi. Bunu da giydirdin bize. Ulaşamıyorum cebe. Cam. Ya bizim ev fındık kadar ev, niye bu kadar uzun sürdü ki? Anlamadım ki, böceklerin direnme gibi bir ihtimal yok değil mi? Ne yapacaklar Gül? Kürdanlarla karşı taarruza mı geçecekler? Bilmiyorum Can, kürdanla kürdansız ama kesin bir aksilik var yani. Muhtar da açmıyor tabii. Ben gidip bakacağım. Hadi bakalım. Gel işte. Ya o kadar böcek ilacı sıkıyorsun. İnsan bir cam pencere açar ya. Ne oluyor? Dayıma muhtar! Dayıma muhtar! Gene ne yaptılar? Dayı! Dayı! Muhtar! Muhtar! Ay, iyi misin? Gaz odası gibi olmuş ama burası. Can! Dayım nefes almıyor! Dayı! Ambulans yolda geliyor. Ay my God! Sürekli gelinimin çığlığıyla sıçrıyorum. Sen sonumuza hayret. Dayı çiçek bile sulayamaz. Sen niçin evi ona ilaçlatıyorsun? Ha? Niçin? Ha? Niçin? Ama anne onlar söylediler. Daha ucuza gelir böyle yapalım dediler. Size bir faydamız olsun dediler. Kendileri istediler. Öyle değil mi Can? Benim yüzümden öldüler. Ölmediler Gülcüm. En azından nabızları hala atıyor. Ay bunlar niye böyle kakalak gibi kalmışlar Cuan? Komiklik olsun diye değil herhalde anneciğim. Belli ki kasılmalar olmuş. Benim yüzümden kısıla kısıla ölüyorlar aşkım. Ay. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Mıhtar gitmiş. Ambulans yolda geliyor şimdi, hiç merak etme. Ya aşkım, şimdi beni hapse atarlar değil mi sevgilim? Hayatım biraz sakin olur musun? Bak her şey kontrol altında. Kardeşim yaşayacak değil mi? Yaşayacak. Kimse merak etmesin. Tam vaktinde yetiştik. Hadi, hadi, hadi biz de benim arabayla takip edelim hadi. Dayıcığım, Muhtar abi ikinizden de ben çok özür dilerim. Beni affedebilecek misiniz? Asla. Nasıl ya? Ama siz kendiniz gönüllü oldunuz. Benim bir suçum yok ki. Hepsi senin yüzünden oldu. Ay vallahi intihar edeceğim ben şimdi. Sana demiyorum gülüm. Bu pampiş müsveddesine. Nasıl senin bu gönül dayın? Her şeyi ucuza kapatmaya çalışmayaydı. Aslına bakarsanız evi biraz daha temiz tutup böceklenmesine imkan vermeselerdi bütün bunlar yaşanmazdı değil mi? Öyle tabii öyle. Yani bunlar da beraber gizlemeseler. Keşke çocuğum sen söyleseydin evin böceklendiğini. Böceklenir böceklenir canım. Herkesin başına gelebilir en nihayetinde. Ama Rosie yani böcekler açısından baktığımızda evin birazcık daha temiz, birazcık daha elverişsiz bir ortam olması şart değil mi ha? Ne dersin? Ha? Yani en azından böcek yapmayacak kadar evi temizleyiverseydi Gül. Aman canım belki de şeyden geldi. Onlar kalorifer dairesinden falan yürümüşlerdir. Yani ne biliyoruz nereden tebelleş olduklarını. Ay ne fark eder ki? Yani bu böcekler kazan dairesinden çıkıp ne Yeşimlere, ne Matmazel'e, ne sana, ne bana uğramadan direkt ikinci kata tırmanıp bunların evini tercih ediyorlarsa ortada manidar bir durum var bence. Gülcüğüm. Birazcık daha gayret ha, birazcık daha tatlım. Yani hastalık kapacaksınız diye korkuyorum. Aa, o kadar da değil canım, Allah Allah. Benden daha fazla yaşayacaksınız madem Gülbahar. Aa, ama yeter lütfen. Burada 2 tane hasta var ama değil mi? Burada mı kalsınlar Matmazel? Evet, burada daha huzurlu iyileşecekler. Kesinlikle. Hı-hı. Evet, hadi artık bize lütfen izin verin. İlaçlarını içip dinlensinler. Tamam, Matmazel bir şey olursa ben kafedeyim. Haber versin tamam mı? Benim de telefonum açık, çok sağ ol Matmazel. Tamam, hadi. Artık kardeşimle Muhtar sana emanet. Evet, evet. Matmazel, sence de Gül pasaklı değil mi? Ha, haksız mıyım? İyi günler madam, konuşuruz sonra. Hadi bakalım. Hadi anneciğim görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. O ev öyle böcekli böcekli mi kalacak yani? Aa, rahatlığa bak. Ambal ambal. Yani bu saatten sonra böcekçi bulsak bile anca yarın gelir Nermin Hanım. Ne yapalım? Biz de bu akşam bizimkilerle kalırız aşkım. Hı, tabii tabii bizimkiler uyar. Yarın bakarız artık içerisine. Hadi eyvallah. Bizimkiler? Hangi bizimkiler? Benimkinin bizimkisi biziz. God damn it! Şöyle damadımın sevdiği gibi hazırlayayım ince ince kalem gibi. Madem bizde kalacaklar, bu gece Rosie'ye öyle bir şov yapacağım ki hanımlık, kadınlık neymiş görsün. Her şey pırıl pırıl olmalı. Temizlik neymiş öğrensin. Damadının sevdiği börek pişti. Hemen bir de keki atayım. Belki sabaha karşı uyanır, karnı acıkır, atıştırmak ister, ne bileyim lazım. Aa, kurabiye de yapayım, onu da işe götürsün. Tabii tabii. Ha, işte börek de pişti. Bu evde kimleri kimleri ağırladım. Ama bu 24 ayar altın kaplama çatal bıçak takımımı kimselere açmadım. Şıklık ve zarafetten gözlerin kamaşacak Rosita. Aklını alacağım senin. Aklını. I love flowers. Bir kadının evi nasıl mis gibi pırıl pırıl kokar, görsün bakalım benim beter böcek gelinim. Aa, erken mi geldim? Arabik ritimlerle kapıyı kim çalar? Of course Maho. Maho. Welcome Maho. Eyvallah, oraya bak. The hell is going on? Aa. Who are you? Maho, hayırdır hayatım? Evimizin içinden metrobüs mü geçecek? Hayır sevgilim. Kaç senelik hayalimi gerçekleştireceğim. Can'ın odası benim çalışma odam olacak. Bunlar da tadilat için. Ha. Acaba bir kabzımalın niye ve nasıl bir çalışma odası olacak merak ediyorum. Hayır, o odada kavak mı yetiştireceksin? Yoksa patlıcanın tarihini yazarak Nobel ödülü falan almayı mı düşünüyorsun ha Kabzo? İşte anlaşmalarımı okuyacağım. Anlaşmalarımı gözden geçireceğim. Anlaşmalarımı imzalayacağım. Yeni anlaşmalar hazırlayacağım. My God. Sanki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'dan sonra sen oldun yani. Hayatın anlaşmalar yaparak geçiriyor hayatım. Senin giyinme odan var ya, sen ne yapıyorsun orada? Dünya modasına yön mü veriyorsun oradan Nermin? Joan'ın odası, Joan'ın odası olarak kalacak. Bak bugün böcek bastı oğlunun evini. Duyduk biliyoruz, duyduk biliyoruz. Bu gece burada kalacaklar hayatım. Eğer o oda senin special kabzo room'un olsaydı nerede yatacaktı bu çocuklar? Tamam, onlar gittikten sonra başlarız tadilata. Başlarım senin tadilatına ha. Bana bak, böyle kirli, böyle pasaklı, böyle tertipsiz bir gelinimiz olduğu sürece Can'ın burada hali hazırda 7 day 24 saat barınabileceği bir odası olacak. That's it. Bana ne ya? Ben yapmışım, bakmışım, büyütmüşüm, okutmuşum, evlendirip yollamışım. Ben mi düşüneceğim? Kendisi düşünsün. Kazık kadar herif vallahi ha. O odayı çalışma odası yapacağım ben Nermin. Sen bir kabzıbalsın. Senin çalışma odasına ihtiyacın yok. Var. Yok. Var. Çekil şuradan. Nermin? Joan? Ne haber annem? Nereye? Bu akşam burada kalacağız da. Hı? Hadi çocuklar, yemekler soğumadan siz geçin içeri. İyi akşamlar anneciğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nermin Hanımcığım. Anne, senin bugün günün mü vardı? Yok, o da nereden çıktı kızım? Ne bileyim ben, böyle çeşit çeşit yemeği bir arada görünce. Ah, ben hiç günden artan şeyleri yedirir miyim oğluma? Biz de masadayız Gülbahar, biz de masadayız. İşte tereyağında karides de geldi. Ay babacığım, sen buna bayılırsın. Bayılırım. Ama ancak Can Bey geldiğinde görebiliyoruz sofrada. Gutun var Ferdi, gutun gutun. Aa, hadi çocuğum bak, bu soğuyunca hiçbir şeye benzemez. Allah Allah. Ben karides sevmem anne, bilmiyor musun? Çocuğum sana demiyorum, ben eniştene söylüyorum. Hadi ben bak, ekmeğini de ben evladım. Biz de yiyebilir miyiz Gülbahar? Yoksa cana kadar mı? Ay, abartma Ferdi. Aa, buyurun efendim, buyurun. Şöyle. Ben kendim alırım. Ekmeğini de banmıyor. Mundar etti, güzelim karidesi. Bak, Böyle ekmeği şamandıra yapacaksın. Karidesin dibine böyle koyacaksın ekmeği. Tadını çıkaracaksın. Hakkını vereceksin. Ama sakın karnınızı doyurmayın. Daha ana yemek var. Ha? Bunlar ana yemek değil mi anne? Değil tabii oğlum. Değil. Soframızda damat değil, damat Ferit var ya. Daha neler hazırlamıştır. Aşk olsun Ferdi, sanki sana yapmıyorum. Yapmıyorsun tabii, yapmıyorsun. Yaprak ciğer yapmıyorsun. Kolesterolüm var Ferdi'cim. Ayrıca 40 yılın başında gelmiş bir damadım, tabii ki hazırlayacağım. Ve kızın, biz beraber geldik anne. Evet, iyi ki beraber geldiniz. Geldiğinde girdin şu mutfağa, acaba bir kontrol ettin mi? O kadar yemekler, içmekler yazdım. Düzenli mi, yeri bir şey dökülmüş mü? Hiç bir baktın mı acaba? Sonra evde böcek var, evde böcek var. Çok dağıtıyor değil mi oğlum? Yok efendim, bizim evimiz her zaman topludur. Sen topluyorsun tabii, ondan oğlum. Aa, pilavı unuttum. Annemin şu halini görüyorsun değil mi baba? Sanki Can oğlu olaydı da beni Can'a alaydı. Keşke. Ha. Betül, kızım, neredesin? Ah, gel bakalım. Yemek saati. Gel kızım, gel bakalım. Vay be, kediye ciğer bize lapa. Suçumuz insan olmak mı matmazel? Ama sizin özel diyetler var Mühtar. Şuraya bak, nasıl indiriyor mideye ciğeri, gıcık. Aa, ayıp oluyor ama neden öyle diyorsunuz Monsieur Tikin? Hayır canım, o da sabahtan beri bize tıstlıyor. Kim bilir kedi dilinden ne demek? Küfür mü ediyor, ne yapayım? Ya tokatçı, şu cümle alemdeki bütün dişler bizden tiksiniyor be. Ha? Yani şu Betül uyuz oldu bize be, daha ötesi var mı? Nasıl oldunuz be kardeş? Allah razı olsun Matmazel'den Mali. Sayesinde biraz toparlar gibi olduk. Mali kafedeki doğum gün partide bana yardım edecek. Size Yeşim bakacak, tamam mı? Hazırsan gidelim mi Mehmet Ali? Ha, gidelim. Yalnız Yeşim, Rauf'u dikkat et de Betül'e bana yanaşmasın, böyle cırmalamasın kendini. Sen hiç merak etme Mehmet Ali. Betül çok sevdi Rauf'u. Hayvan bir bize gıcık. Aa Yeşim, kapılara, bacılara dikkat et. Sokaktan aldım, tekrar sokağa kaçmasın. Bacı değil Matmazel, baca. Hem sen hiç merak etme, gözüm gibi bakarım ben Betül'e. Sen de Rauf'u bana. Merak etme canım, biz de buradayız, biz de bakarız yani. Sizin kadınlarla aranız pek iyi değil ya. O yüzden Yeşim'i dedim. Hadi gidelim. Hadi. Nerminlerin Nermini, Allah aşkına gel şuraya. Kime trip atıyorsun? Salonda bir tek ben varım. Oğlun evlendi, başka evde oturuyor. Gelmezsen gelme, çok da gülümento. Ben de rahat rahat manda gibi yayılırım. Stand up Kabzo. Nermin? Geçmişin izlerini sileceğiz Maho. Cuanan Adası'na istediğini yapabilirsin. Ben de sana yardım edeceğim. En azından sabah olmasını bekleseydik Nermin'im. Impossible. Madem o mamisinde değil, kaynanasında kalmayı tercih ediyor, ben de o zaman ona değil, bu kerestelere değer veririm. Karısına teyze diyen bir adam, kayınvalidesine anne diyor ve bu konuda karısına baskı kuramıyorsa, onun gibi bir çocuğun bu evde odası modası olamaz. Anladın mı? Bu iş bu gece bitecek. Hurry up, hurry up. Yemeğimiz geldi. Sen pilavları taksim ettin değil mi kızım? Ettim anneciğim, ettim. Can'ın pilavının üzerine pul biberle canım damadım yazmamı da ister misin? Hadi ver bakalım oğlum tabağını. Sen değil anneciğim, aa misafirimiz varken çok ayıp. Pardon anne, oğlun olduğum için karıştırmışım da. Bu yemeğin adı ne ya Gülbahar? İlk defa görüyorum ya. He? Medfune. Değişiklik olsun diye Osmanlı mutfağından bir şey yaptım. Yahu harbiden soframızda sadrazam varmış da haberimiz yokmuş ya. Anneciğim yemekten sonra da bize çay yerine hindibahar şerbeti mi ikram edeceksin acaba? Lezzetliymiş. Can, çok teşekkür ederiz. Sayende Saray mutfağı lezzetlerine de vardık be. Oh. Evet efendim, çok lezzetliymiş. Elinize sağlık. Canım benim, afiyet olsun. Pilavından da ye, pilavından da. Yedim efendim. Aa, yediniz. Beğenmedim, hiçbir şey demedin. Anne yeter artık. Bak utancından kıpkırmızı oldu kocacığım ya. Yok, ondan değil. Bu pilavın içinde pirinç dışında ne var efendim? Çok özel bir tarif. Fıstıklı pilav. Fıstık. Can. Can! Can! Aşkım ne oldu? Can! Can! Kızım kocana ne oldu ya? Bilmiyorum baba, ne oldu kocama bilmiyorum. Yemekten çatlattın eniştemi anne ya. Allah'ım yarabbim, çabuk bayılmalarda kullandığımız kolonyayı ver kızım. Ay bu kolonyadan mucizevi bir formülmüş gibi bahsetmiyorum anne, delireceğim. Her bayılanım kolonyayı dayıyordur beni. Allah Allah, Allah Allah, normal bir aileyiz işte. Vardı da oksijen maskesi, biz mi istemedik? Aşkım iyi misin Can? Bağrını açın çocuğun, bağrını açın. Ne diyor, bir şey dedin? Annem yavrum buradayım. Söyle oğlum, söyle oğlum. Annem ya. Aa, kendi annesini istiyorum, senin değil Gülbahar. Nermin Hanım teyze! Hadi. Ya. Nermin ne yapıyorsun? Niye parçalıyorsun çocuğun dolabını? Birine verirsin. Ben şu an dolabı değil, Can'ı parçalıyorum Mahir. Shut up! Tamam. Nermin Hanım. Ay niye açmıyorlar Ferdi? Ne bileyim Gülbahar? Bir şeyler yap, bir şeyler yap. Tekmele. Belki de komşular sesten rahatsız olmuştur. Belki de insanlar erken yatmıştırlar mı? Onlar yatmış olabilirler. Ama ben cin gibiyim, cin. Çarpacak adam arıyorum zaten. Ne var ha? Ne var? Can biraz kötüleşti de Nermin Hanım. What? Ne yaptınız oğluma? Benim aşkım kocacığım, ne olur kendine gel. Aşkım kocacığım ya. Maysal. Ne yaptınız oğluma? Oğlum. Biz hiçbir şey yapmadık. Sadece güzel yemekler yaptım, yiyorduk. Ne yemek yaptınız? Can öyle her şeyi yiyemez, alerjisi vardır. Ne yedi? Pilav yaptım. Pilavın alerjisi yapar mı insana? Ama bilmem. Fıstıklı pilav Gülbahar. Ne? What? Call 911. Telefon lazım, bir telefon bulun. Can'ın fıstığı alerjisi var. Koş. Stupid! Sen nasıl kocanın fıstığa alerjisi olduğunu bilmezsin ha? Bilmiyorum çünkü hiç söylemedi. Yahu hadi bunlar geç. Siz ev hanımı annesiniz. İnsan bir sorar herkes her şeyi yiyor mu diye. Bakın şu sofraya bakın. Şov yapayım diye oğlana ne yaptınız oğluma benim ya? Ayıp ama! Ver! Oğlum. Ben Güllü'ye ambulansa biniyorum, sen bizi takip et Ferdi. Tamam. Aha, ambulansa ben bineceğim. Ambulans şoförü senin arabaya binmeni istemiyor Nermin. Karısı binecek işte. Hadi kızım, hadi gel. Hadi devam. Abla, ne oldu ama nedir bu gürültü? Ne olacak? Bu kadın benim oğlumu zehirledi. Yok ben vallahi bilerek bir şey yapmadım. Nereden bilebilirdim fıstığa alerjisi olduğunu? O benim de oğlum. O senin oğlun olsa fıstığa alerjisi olduğunu bilirdin. Ama o benim oğlum, benim. My God, oğlum eve yürüyerek girdi, ambulansla çıkıyor. İnanamıyorum. Tamam hanımlar, tamam. Can iyi olacak. Hadi gidelim ambulans takip edelim. Hadi. Ne olmuş? Aman, Can'ın bir yemeğe mini alerjisi varmış. Hastaneye kaldırmışlar kendini. Ama önemli bir şey yokmuş, iyileşecekmiş. Aa, Can iyileşir de Nermin'in elinde bu koz varken ablama kafayı yedirdi. Ama hiçbir şey yolunda gitmez be Tekin. Yani bir kurşun mu döktürsek acaba? Allah! Ne oluyor muhtar? Ya içeride şekerleme yapıyordum. Bu Betül denen manyak kedi beni cırmaladı, ağır yaralandı. Aman be muhtar, yani kedi şeyini görmüş yara sanmış. Ne var bunda be? Yok, bir terslik var. Kafe ne durumda acaba? Az mı kan kaybı var ya? Nerede kaldı bizim pizza ya? Bu konunun gazı kaçmış ya. 2 saattir bir çatal bıçak bekliyorum. Be kardeş, nasıl servis yaparsınız ya? Hiç kimsenin yemeği doğru düzgün gitmez. Ne biçim garsonsunuz be kardeş siz? Biz garson değiliz ki abi, biz karşı narburlar çalışan elemanız. Tekin abi rica etti diye geldik. Ama biri bana yardım etsin, alsın şunları. Ben servislere yetişemiyorum. Geldim Matmazel, geldim. Ver, yemekler geldi. Ali. Yahu Matmazel, elim ayağım birbirinde dolandı benim ya. Bana 5 dakika müsaade et. Ben her şeyi toparlayacağım, tamam? Hemen geliyorum, 5 dakika. Ne? Mali! Mali! Mali nereye gidiyorsun? Sevgili misafirler, servisimizde oluşan bir takım aksaklıklardan dolayı karnınız tam olarak doymamış olabilir. Ama size söz veriyorum, eğlenceye doyacaksınız. Şimdi ilk şarkımı doğum günü çocuğu Bora için söylüyorum. Bora değil, Buğra, Buğra. Tamam, Buğra için söylüyorum. Dün gece seni gördüm, kadehlerde yine. Bana doğru yürüyordun, ürpertilerle. Sanki senle hiç sevişmedik, ıslak sahilde. Kara gecelere sorsana yar, beni yüreğine yaz ne çıkar? Seni doya doya sarayım gecenin ateşi sönünceye kadar. Kara gecelere sorsana yar, beni yüreğine yaz ne çıkar? Seni doya doya sarayım gecenin ateşi sönünceye kadar. Hey! Güzel şarkıymış. Kimin bu? Benim besimdir be kardeş. Başka var mı? Olmaz mı? Ha. Eğlenmeye hazır mısınız? Delirgadan gece geçtim, suyundan içtim. Badem gözlü bir yer gördüm, kendimden geçtim. Lara 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 lay. Lara 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 lay. Lara 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 lay. Delirganın tepeleri denize bakar. Köy kızları saçlarına çiçekler takar. Lara 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 lay. Lara 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 lay. Lara 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 lay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eyvallah babacığım, çok eğlendik. Eğer sizi eğlendirebildiysek ne mutlu bize, sağ olasın. Tabii ki de eğlendik. Ne zamanlar çalıyorsun? Vallahi bu akşam ilk gece miydi? Bence sen bırakma bu işi. Türkçe canlı müziğe hasret kaldık vallahi. Hadi kızlar gidelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yeter ki siz isteyin. Ben sizin için her gece çalarım. Mali, halkın seni istiyor. Halkın seni istiyor. Anne tamam, iyiyim ben. Bırakın beni, kendim yürüyebilirim. Yok aşkım, sen şimdi biraz yorgun düştün ya hani. Aa evet, doğru ya, biraz yorgun düştü. Aa belki de şekeri düşmüştür ha. Sizde Antep fıstıklı çaklat var mı acaba Rozbahar? Gül, gel çocuğum, biz hadi odana gidip çarşafları değiştirelim. Ferdi sen de Can'a bir pijama ayarlayıver. Tamam Gülbahar, tamam. Good night my son. Gidiyor musun anne? Yes. Hiçbir şey demeden. Ya, akşam burada kalmama razısın yani. Aa oğlum, sen bu gece zaten annene yatıya gelmedin mi? Geldim de olaylar farklı gelişti. Ya sen, ben nezle bile olsam başımda beklerdin. Beni yalnız bırakmazdın. Şimdi bu halde bırakıp gidiyorsun. Şaşırdım yani. Aa niye şaşırıyorsun Cuan? Artık senin 2 tane annen var. Ve sen bu gece özü değil, seni zehirleyen annende kalmayı tercih ettin. Hayat, hayat bu, ne yapalım? Your choice. Senin seçimin, senin hayatın. What can I do? Hı? Hadi oğlum hadi, yolun açık olsun. Good night. Gerçekten kırılmış bana ya. Ha, alo Doug. Ben Nermin Becülen. Yes, Can'ın annesi. Biliyorum 4. arayışım ama istediğiniz zaman arayabilirsiniz demiştiniz. Riskli bir durum var mı onu merak ettim. Anneyim ben. 40 defa da ararım tabii. Elbette biliyorum fıstık yemeyecek. Fakat fıstık yememesine rağmen eğer oğluma bir şey olursa sizi fıstık ezmesi yaparım. You know me? Bye. Sakılar gözü çöpe atarmış. Çok vicdan azabı çekiyorum Ferdi. Olacağı varmış Gülbahar. Sen nereden bileceksin? Derbiçiniz bana katil dedi. Hiçbir şey diyemedim. Diyemem tabii. Kendi ellerimle çocuğu hastanelik ettim. Öyle biçim kayınvalideyim. Ya Gülbahar, sanki yemeğin içine sen bilerek fare zehri koydun. Allah Allah, işte çok şükür gayet iyi. Olur mu Ferdi? Mahir Bey bile bana bağırdı. Sen de biçim annesin dedi. Gülbahar Allah aşkına ağlama ya. Peki Gülbahar. Eh be Mahir. Sen benim karımı ağlattın ya. Bak ben seni yarın nasıl ağlatacağım. Günaydın ortağım. Günaydın. Üf, ne geceydi ama. Çok şükür çabuk atlattım. Ben günlerce yattığını bilirim. Yalnız bu fıstık işine bir keramet var. Bugün de Anteplilerle toplantımız var, iyi mi? İyi. Senin arabayla mı gidelim, benimkine mi? Yolda adamlara vereceğimiz teklifi konuşuruz. Ben kendi arabamla gideceğim. Yolda düşünmem gereken şeyler var. Allah Allah, ne oluyor buna ya? Günaydın Aysel. Günaydın. Hadi birer banda düşmez patlat Ferdi abinle bana. Tamam abi. İstemem. Tamam o zaman sen çay demlemişsindir. Birer tavşan kanı da olur. İçmem. O zaman bir ufak kap gel. Ferdi ile çilingiri kuralım. Neymiş derdi anlayalım. Ne oluyor birader? Sen bizim mağduriyetimizden faydalanıp benim karıma nasıl fırça atarsın be yavru ceylan? Estağfurullah. Ne fırçası, ne diyorsun sen Ferdi? Benim karım nasıl bir anneymiş, yok bilmem neymiş. Hatırladın mı? Ya kardeşim oğlumu öyle görünce canavliyle ağzımdan kaçmış. Ben ne yaptığımın farkında mıyım? Karına hava atmak için sen benim karıma nasıl bağırırsın be sığırtmaç? Ferdi ağzını topla. Oğlumu öyle görünce kendimi kaybetmişim. Ben de karımı öyle görünce kendimi kaybetmişim. Ne yapacağız? Gerekirse özür dilerim. Dayılanma. Evime gelip karıma bağırıyorsun, bir de hala konuşabiliyorsun. Dua et be. Yeter be. Sanki durup dururken söyledik. Senin kızın da karılık yapsaydı, oğlumun alerjisini bilseydi biz de bunlara söylemek zorunda kalmasaydık. Önce karıma, sonra kızıma. Ya yürü. Çık ulan dışarı. Müşteriler geliyor. Öyle hoş geldiniz buyurun. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun böyle otur. Merhaba kardeşim. Evet, yumurtamız kağıtta pastırma fırında. Pastırma alerji yok. Alerji yapmaz. Daha önce o benim pastırmalı böreğimden yemişti. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Nasılsın? İyisin değil mi Can? İyi anneciğim, çok iyi. Maşallah horul horul uyudu. Aman ben de nasıl iyi uyudun mu diye soracaktım. Çok güzel uyudu anneciğim. Horladı bile diyorum sana. Değil mi Can? Ağır bir gece geçirdim Gül. Normalde horlamam biliyorsun. Neyse. Hadi bakalım buyurun sofraya. Benim acil çıkmam lazım. İlaçlamacılar bekliyor. Gül sen istersen takıl annemle. Yok. Ben de seninle geleyim. Ben size o zaman bir sandviç yapayım hemen de. Gerek yok sağ ol. İyi günler. Peki madem. Görüşürüz anne. Tamam kızım o zaman aklınızla gidin, aklınızla gelin yavrum. Allah ne oldu ki bu çocuğa? İlaçlar dokundu zahir. Teşekkürler. Afiyet olsun efendim, afiyet olsun. Mahir Bey biliyorsunuz fıstık Antep için altın madeni. Bilmez miyiz efendim? Ayrıca bütün yurt dışı bağlantılarımız hazır söyleyeyim. Ben size bizim fıstıktan da getirdim. Bir tadına bakın Allah aşkına. Ah, zahmet ettiniz. Buyurun. Sağ olun. Ortağım, sen de tatmak ister misin? Hayır, istemem ortağım. Ya Allah aşkına ortağım, şunu bir de baklavanın içinde düşünsene. Durun Mahir Bey, Ferdi Bey'in belki fıstığı alerjisi vardır. Ayıp olmasın diye yanımızda söylemiyordur. Hay yaşayın Şahap Bey, bu fıstık alerjisi bilinen bir şey değil mi yani? Biz üreticisi olarak biliyoruz. Allah'ın en güzel nimeti ama bazılarına dokunuyor. Ne güzel söylediniz, dikkat etmedi tabii. Ya yalnız insanın alnını da yazmaz değil mi böyle fıstık alerjisi var diye? Ama şimdi insanın bir alerjisi varsa herhalde karısı eşi bilir değil mi? Bilmez olur mu? Ben de pul biber yiyemem. Bizim mutfakta pul biber yasaktır. Ya tabii insan hayat arkadaşının her şeyini bilmeli değil mi ortağım? Ama herhalde daha önceden karınız pul alerjiniz olduğunu bilmiyordu değil mi? Pul biber alerjiniz. Yani bir şey oldu ki de öğrendi. Yahu ben o zaman aç sarhoşuyum. Nereden aklıma gelir? Annem karımı uyarmış sağ olsun. Hah, duydun mu? Bak, konuşacağına git karınla konuş. Annelik yapmayı, kayınvalidelik yapmayı öğrensin be. Bak sen git asıl kendi kızınla konuş. Öyle her şeyi kucağına hazır beklemesin. Kendisi bizzat araştırıp öğreniversin bazı şeylere. Benim kızım maşallah her şeyi öğrenir. Ama senin oğlun delikanlılığı ne zaman öğrenecek onu ben bilmiyorum ha. Sen benim oğlunun erkekliğine laf edemezsin. Sen de benim kızımın hanımefendiliğine laf edemezsin. Ulan sen ne biçim konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Bir dakika ya. Helal olsun Mali ya. Dün gece ne kadar güzel toplamış dükkanı değil mi Pampişim? Mali'ye helal olsun diyeceğim aklımdan geçmezdi. Hah. Al paşam. Üstü kalsın. Pampişim, pideler geldi. Hadi koş. Kusura bakma Tokatçı. Koşamıyorum. Gerizekalının biri yüzünden zehirlendim de hala halsizim. Ah be Pampişim. Allah'tan kadın değilmişsin ha. Cümlelerinden bir tanesi de laf sokmadan bitsin ya. Allah Allah. Önce hayatımızı eğledin, sonra bedenimizi eğledin. Pis. Oh, bana bak. Bu kıymalı, soğanlı, yumurtalı aroma matmazeli zehirlemesin. Harbi çok güzel koktu değil mi? Ha. Açacak mı camı? Ah. Ya zehirlenmeden önce en son duyduğum cümle buydu senden. Pampişim bak geliyorlar, aç şu camı. Açsana camı, açsana. Betül lavuğunu ne yapacağız ya kaçarsa? Ya ortalıkta böyle bir aroma varken o Betül lavuğu kaçar mı hiç? Biliyorum her şeyi. Her şeyi biliyorum. Allah Allah. Kaçar mı? Allah'ın cezası! Psikopat bu! Bu kaçar, bu manyak kaçar. Aha kaçtı! Allah'ım ben seni niye dinliyorum ya? Ben seni niye dinliyorum abi? Senin lafına güvenilir mi? Ölümden döndüm ben ya. Allah'ım ben mal mıyım? Andaval mıyım? Al buyur. Ne yapacaksın ya? Ne yapacağız? Seve seve çıkacağız, arayacağız. Gerizekalı yürü. De. Bir o eksiktir. Matmazel. Arkasına, pidenin arkasına. Matmazel, bu afişi buraya astım diye kızmadın ya değil? Ne kızmasın Mali? Sen olmasın büyük zarar vardı dün akşam. Ha, bunu yeşime de söyleyesin ama ha, tamam? Tamam. Hatta ben biraz da süslerim, merak etme sen. Al abicim anahtarları. İlaçlama 2 saate kadar biter zaten. İyice havalandırırsanız akşam eve girersiniz. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Bak hayatım, sana tereyağlı, ahudulu reçelli ekmek hazırladım. Ama şimdi ben bilmiyorum ki kocamın ahududu reçeline alerjisi var mı, yok mu? Sadece keçi peyniri ye. Keçi alerjisi var mı? Yoktur inşallah. Hayır şey diye söylüyorum, birbirimizi daha iyi tanıyalım. Sen çok hoş bir çocuğa benziyorsun. Benim adım Gül Koparan. Buldun abartacak mevzuyu, abartabildiğin kadar abart hayatım. Çok doğru, çok pardon. Ben niye kocamın hayatını tehlikeye atacak detayları öğrenmeye çalışıyorum ki zaten? Hiç. Saçmalık. Gül bak. Niye böyle bir şey söylemiyorsun Can bana? Niye benim böyle bir şeyden haberim yok Can? Ya ikimiz baş başa başka bir yerde olsaydık ha? Ya ikimiz baş başa başka bir yerdeyken sen yeseydin de böyle kriz geçirseydin, o zaman ben ne yapacaktım ha? Böyle bir rahatsızlık olduğunu bilmiyorsam ben senin için ne yapabilirim? Orada ben seni nasıl kurtarabilirim? Her yere annemi gelip kurtaracak seni. Özellikle dün gece yediğim fırçadan sonra hiç sanmıyorum hayatım. Ha, ne fırçası acaba? Annemlerde değil de annemlerde kaldık ya. Ha, şimdi anlaşıldı senin sabahki yaptığın trip anneme. Ben trip mirip yapmadım abi. Yaptın Can, yaptın. Neydi o soğukluk, o mesafe öyle? Vallahi benim annem çok bozuldu, benim çok kırıldı benim annem. Bozuldu sana. Tamam, doğru. Bozulmuştur. Ama benim annem de bozuk Gül. Aman, senin annen zaten bozulmaya yer arıyor Can. İşte o zaman radikal bir hamle yapmanın zamanı geldi Gül. Ne gibi? Mesela anneme yeniden anne demeye başlamak gibi. Ha, o zaman geçecek yani sıkıntısı. En azından %70'i geçer, ben sana söyleyeyim. Bir kere ilişkiniz yeniden ne kadar samimi bir hale gelecek düşünsene. Gelin kaynana modundan çıkıp ana kız moduna gireceksiniz. Yine Nermin Hanım teyze kazanacak yani. Gelinle kaynana kavga ederse kim kaybeder Gül? Vallahi gelinine göre değişir Can. Hayır hayatım. Gelinle kaynana kavga ederse aile kaybeder. Vay. Şu laflara bak. Siz bu lafları nereden öğreniyorsunuz? Filozof musunuz? Yakışıklı. Yapma bak, ciddi bir şey konuşuyoruz şurada. Üf, aman tamam diyeceğim annene anne. Ama sen bana yeter ki böyle 80 yıllık evli amcalar gibi aforizmalar yapmayacağım. İstersen babana da anne diyeyim. De, bana da de. Senin kızıl, senin buna alerjin var mıymış? Var. Al o zaman. Şiş de göreyim seni. Ah Ferdi, ah yani bütün topuklar gidiyor. Herhalde topuk dikeni var sende. Nasılsın anneciğim? Ah çocuğum siz miydiniz? Geçin. Nasılsınız? İyi misiniz? Efendim ben sabahki soğukluğum için özür dilemek istedim de aklım başka bir yerdeydi, kusura bakmayın. Olur mu çocuğum? Esas ben özür dilerim senden. Bayağı bir zehirledim seni yani. Bu hafta da zehirlenen zehirlenene apartmanda. Rica ederim efendim. Benim önceden aileme söylemem gerekirdi. Ay anam ay ailem diyor değil misin? Yavrum benim. Öpeyim anneciğim. Ay canım. Anne. Hı. Ben de artık Nermin teyzeye anne demeye başlayacağım. Haberin olsun. Öyle mi? Yani öyle anneciğim, çünkü benim böyle samimi bir adım atmam lazım. Yani kadın benden gün geçtikçe böyle nefret ediyor. Birbirimizden gün geçtikçe uzaklaşıyoruz. Anneciğim sen de bunu birazcık anla. Değil mi? Tabii geleceğiz. Siz öyle uygun gördüyseniz tabii öyledir değil mi çocuğum? Uygun gördünüz. Evet. Çekil. Senin yüzünden müşterileri de kaçırdık. Allah'ım budur o sene. Sen öyle yeni gelin gibi halli laf sokmasaydın kavga da etmezdik, müşteriler de kaçmazdı. Ha, yeni gelinlerin halli olduğunu nasıl da biliyorsun? Kızından herhalde. Sen gelinin hasosundan anlasaydın kendi karınla evlenmezdin be. Sen damadın hasosundan anlasaydın aynaya bakar kendine çeki düzen verirdin be. Ben damadın kralıyım be. Ne yapıyorsunuz? Akrabayız biz ya. Hacan atma şunu akraba olduğumu ya. Ulan senin de akraba olduğun güne lanet olsun be. Lanet olsun. Sen dünür değil, sen düdüksun be, düdük! Ay babacığım ne olur yapma bak, rezil olduk ya! Kızım, biz seni bunlara verdiğimiz gün rezil olduk be! Asıl biz bu kızı sana istemeye gittiğimiz gün hayatımızı rezil ettik oğlum. Sen benim kızıma kurban ol! Benim oğlum sana kapak olsun! Ay, shut up! Beyler ama çok ayıp oluyor ya, ne oluyorsunuz? Ne mi oluyoruz Gülbahar, ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Bu apartmana taşındık taşınalı, kedi köpek gibi didişensizsiniz, ayıp eden biziz öyle mi? Karına vereceğin hesap bittiyse... Gidelim de otoparkta devam edelim ha! Senden korkan senin gibi olsun lan! Ben bırak! Şimdi bırak! Allah korusun! Vay! Ben de bir şey söyleyecek sandım. Babasının kızı işte. Anca nara atsın kuru gürültü. Ya şimdi kuru meşini sen gel lan buraya. Sen de gel buraya. Lütfen. Nur bıktım artık Can, bıktım. Ben de ama sen şimdi anneme yeniden anne demeye başlayınca... Ya sanki aşağıda kızılca kıyamet kopmuyor. Sen hala benim karşıma geçmiş Edip Akbayram gibi anam anı değilsin, babada demiyorum anana ana, demiyorum babana baba işte. Bir daha da bu konu açılsın istemiyorum Can. Şş, bana bak tokatçı, harbiden matmazel anlamaz değil mi? Yani. Oynarsa yedirir. Arkadaş sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Oynarsa ne demek lan? Kedi bula kedi. Betül'ü mü oynayacak bu? Benim biraz vaktim olsun. Ben bu hayvanı eğiteyim. Söylüyorum sana, lüküs hayatı bile oynatırım. Hatta biz bu hayvanı eğitip yetenek yarışmalarına katılsak... yemin ediyorum paraya para demeyiz ha. Değil mi? Defol. Defol lan defol. Senin ağzını burnunu kırmayayım defol. Adama ben ne diyorum, o bana ne diyor? Program program gezecekmiş ya. Ya arkadaş sen kaç modelsin? Sendeki bu konfor, bu genişlik, bu rahatlık kaç modelin konforu, rahatlığı ya? He? Pampişim bir düşünsene. Bu hayvanı eğitip yetenek yarışmasına katılsak ne olur? Bende bir defa hayvan eğitme özelliği yok. Öyle bir özellik olsa seni eğitirdim bu zamana kadar. Eğitebildim mi? Yok. Ağzını bozma Pampişim. Aa. Ağzını bozmam, senin ağzını burnunu kırarım. Senin ağzını burnunu kırarım. Zaten bu iş bitsin, bir daha görüşmeyelim Hafız. Şimdi de bana, Matmazel bunun Betül olup olmadığını anlar mı, anlamaz mı? Yani tasması olursa anlamaz. Tasma? Psikopat kopardı deriz. Kopan tasma nerede derse attık mı diyeceğiz? Tamam, tamam hadi bırak gel. Gel gidelim bir tasma bulalım şuna da bari benzesin. Gel bir tasma bulalım, gel aynısından. Bak aklıma ne geldi. Hiç eğitilmemiş bir hayvan eğitsek daha iyi olmaz mı? Misal öküz. Sarı kız diyorsun, penliğinle gazeteni getiriyor. Bence on numara. Oh! Ev pırıl pırıl olmuş. Adamlar böcekleri bile süpürmüşler. Helal olsun değil mi aşkım? Annem bitti, babam başladı. Farkındasın değil mi Can? Farkındayım, halledeceğim. Vallahi halledeceğim, bak görürsün. Nasıl olacak o iş acaba? Birazdan bütün ailemizi hep beraber güzel bir akşam yemeği yemek için kafeye davet edeceğim. Yok aşkım, ben gelmeyeyim. Yemekte söyleyecekleri laflar bana çok ağır gelir, kaldıramam. Ben evde bir şeyler atıştırırım. Artık tahammülümün sonuna geldiğimi... aileler arasındaki husumetin derhal bitmesini istediğimizi... bundan böyle karıma yapılacak en ufak terbiyesizliği affetmeyeceğimi... ve ailelerimiz bu tutumlarını devam ettirdikleri sürece... gerekirse onlarla görüşmeyecek kadar ciddi olduğumuzu... icabında buradan taşınmaktan korkmadığımızı söyleyeceğim. Böyle konuşunca o kadar yakışıklı oluyorsun ki. Hem iyi. Bu akşam hep beraber bir yemek yiyelim diyoruz. Hep beraberden kastın? Siz, biz, bir de Nermin teyze. Olmaz öyle şey. Niye kestirip atıyorsun Ferdi? Var. Bunlar kendi akıllarınca bizi ketenpereye getirip barıştırmak istiyorlar. Hayatta bak. Ama şimdi sen niye öyle diyorsun babacığım? Bak, sorunlarımızı konuşarak çözebiliriz. Öyle değil mi? Evet, evet. Tabii. Keşke değil mi Ferdi? Babacığım, bak şu anda var olan sorunları konuşarak çözmezsek... ileride daha büyük sorunlarımız olabilir. Yani. Yapma ya. Baba biz ciddiyiz ama ya. Böyle sorunlarımızı çözmeyerek hayatı birbirimize zindan ediyoruz. Biz Can'la dedik ki, sizinle görüşmeyiz dedik bu sorunlar çözülmezse dedik. Bir de şey dedik, hatta dedik biz bu apartmandan taşınırız dedik. Ay çok korktum ya. Ben korktum Ferdi. Ne demek ya? Taşımak ne demek ki? Görüşmemek ne demek çocuğum? Ben kızımdan saçma bir inat uğruna ayrılamam Ferdi. Ne isterlerse yapsınlar Gülbahar. Başa dönenleri bilin. Vallahi ister taşınırlar, ister burada kalırlar. Evli barklı insanlar. Ne diyorsun sen stupid? Senin sığ kavgan devam edecek diye ben oğlumdan ayrı mı kalacağım? Bak bunun alerjisi var, bilmem nesi var. Vallahi onu sen oğlunla konuşacaksın. Benim böyle tehditlere karnım tok. bunca zamandır kapışıyoruz. Hiçbir zaman işler bu raddeye gelmedi. Ya onların yüzünden çocuklar taşınacak. Yok ya. Anne aralarında o kadar ağır konuşuyorlar ki bizim canımız yanıyor, farkında değiller. Ay bir de bize kaynana derler. Unbelievable. Ay o nasıl kro bir kavgaydı öyle. İnanamadım yani. Yok senin damadın, benim gelinim diye bir iki tane çeçeron kadın gibi oldular. Ay bir de delikanlıyız diye dolaşıyor ortalıkta bu dangozlar. Yalnız anne, biz sizin de savaş baltalarınızı sonsuza dek kaldırmanızı, gömmenizi istiyoruz. Gömeriz, gömeriz çocuğum. Siz oturun da oturduğunuz yerde böyle taşınmak, başınmak yok. Tamam mı? Tabii tabii. Ne sorunumuz varsa çözüldü bil oğlum. And benim güzel gelinim. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben programıma uzun zamandır ihmal ettiğim ve çok güzel olan bir parçayla başlamak istiyorum. Anama ana diyesin, babama baba diyesin. Sen mi istekte bulundun Mehmet Ali abiden bu şarkıyı? Bence apartmanda konuştuklarımızı duydu, alenen dalga geçiyor bizimle. Allah'tan kilidi değiştirdiğimiz çilingir tanıdık ha. Evet, şimdi şu evin dağınıklığını bir belgeleyelim bakalım gene kafasına göre ötebilecek mi tırdingili. Heh çocuklar, güzel. Evet, ders kitapları açık ortada. Tişört, gömlek, fayrap, serbest. Kirli bardak. Efendim, açık bırakılmış dergi. Bir de şuradan bir gene atalım. Ekmek torbasının ağzı açık. Elin saf be kızım. Daha yeni böcek bastı bu evi. Senin nereden anahtarın var be? Bu evin kilidini değiştiren çilingirle seni kim tanıştırdı at kafa? Ha sen gizli gizli gelip kızının dağınıklığını topluyorsun. Helal olsun Ferdi, eteğin belindeymiş. Bu evin dağınıklığı benim kızımın yüzünden değil. Senin oğlunun yüzünden. İsterse dağıtan Lady Gaga olsun, kızının evi ise dağınıklık kızınındır. Yok öyle ama. Benim prenses kızım. Senin oğlunun bu nükleer artıklarını temizlemek zorunda değil, dingil. Şu an burada yalnız olmamızın en güzel tarafı ne biliyorsun değil mi Ferdi? Biliyorum. Kimsenin ayıracak olmaması. Gel lan buraya. Bunu var ya, bu çorapları yedireceğim lan sana. Dillerikadan gece geçtim, suyundan içtim. Madem gözlü bir yer gördüm, kendimden geçtim. La 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 la. Gürültüden şikayet var. İşlem yapacağız. Ya arkadaş bu nasıl iş? Yani şu tasmayı bulmak ne zormuş. Biz daha kısa sürede asetini yaptık bu memlekette ya. Aa, hadi bakalım. Ne olmuş bu eve Tekin? Ne olmuş? Tekin değil, Tekir. Lime lime etmiş evin namussuz. Ne yapacağız? Bu yaptı diyeceğiz. Tamam da bir türlü böyle huyları yoktu. Psikopattı tamam ama evi paralamazdı. Ne diyeceğiz? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ha, ben sana söyleyeyim. Önce evi toparlayacağız. Sonra çakma Betül'den kurtulacağız. Matmazel'de 3 maymun oynayacağız. Ha, görmedik, duymadık, makaradaydık. Ha, sonuncusu o değil ama ona benzer bir şey. Matmazel. Değil. Dayıcığım, acilen kafeye gelmeniz lazım, çabuk. Gelemem, ne oldu? Zabıta geldi, kafeye bastı. Avrupa Birliği kanunlarına göre kafede eğlence ruhsatı olmadan ıslık bile çalamıyormuşuz. Karışmadıkları bir Mali'nin gitarı kalmıştı, ona da karıştılar yani. Evet, evet, ne yapacağız şimdi? Sen git, ben geliyorum. Tamam. Ya eğlence ruhsat almadan şu işlere girmeyelim dedim değil mi Tokaç? Al işte, ne yapacağız şimdi? İmece, sen burayı toparlayacaksın, ben kafeteryayı. Hadi anlaştık, anlaştık, hadi yürü. Dayı, koş, kafeye mührü basıyorlar şu anda. Ne müziği ya? Bakın ama bu fix bir program değil, sadece bir gecelik bir şeydi. Bir gecelik. Bu ne? Afiş asılmış, tarihler ilan edilmiş, her cuma cumartesi yazmakta. Memur bey haklı. Biz sana ne dedik? Bir gece sakat çocuklar için çık söyle, ondan sonra in dedik. Ne yapmışsın sen? Afiş asmışsın. Olmaz ki böyle. Kusura bakmayın memur bey. Matmazel de Fransız ne yazdığının farkında değil. Ben de işletmeci olarak biraz rahatsızdım. Şimdi kalkıp gördüm. O yüzden ben şunu sökeyim, siz de şunu halledin. İşletmeci sensin yani. Evet. Al şu makbuzu. Ne zaman cezayı ödedin, mührü sökersin. İyi geceler. Ne cezası ya? Oha! Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim ya? Ne yapalım Metekin? Benim yövmeyimden kesen sen de. Oğlum sen Sezen Aksu musun? Bu kadar yövmeye mi alıyorsun? Yazan rakamı biliyor musun sen? Halk beni seviyor Tekin. Gerekirse ben apartmanın önünde çalar söyler, senin paranı öderim, tamam mı? Sanatçıyım ben. Ne sanatçısı oğlum? Sen bildiğin kapıcısın. Bir şöyle kafayı çalkala kendine gel. Elvis Presley de tır şoförüydü zamanında. Hor görmeyelim lütfen. Ay ben bayılacağım. Eve gidip yatıyorum artık. Kedi evin her yerini pislemiş. Matmazel'i oyala. Bir saate kadar anca temizlerim. Matmazel! Dur şimdi eve gidecek zaman değil. Rozbahar, bizimkilerden haber var mı? Aradı mı Ferdi Bey? Yok. Kızım, baban seni aradı mı? Hayır anne. Can, senin haberin var mı? Yok. Anahtarı nasıl evde unutuyorsunuz Müsütekin? Vallahi ben telaşlı evden çıkınca böyle oldu. Muhtarın da uykusu ağır biliyorsun. Yani hayatta uyanmaz. Yarım saat daha uyala. Apartman ayağa kaldırma, meydana gel. Canın meydan dayağı çekti herhalde. Geldin be! Geldim! Mahir! Ayıp kızım, ayıp. Kocanın çoraplarını bile toplamıyorsun. Al şunu. Sen bunun hizmetçisi değilsin kızım. Bir zahmet kendisi koyuyorsun çamaşırla. Tut şunu. Maho, kavga mı ettiniz siz? O başlattı ama. Hayır, hiç bile o başlattı. Kızım evine habersizce girmiş. Sen nereden biliyorsun? Çünkü sen de girdin. Baba. O halmişti. Siz 2 dakika şuraya girebilir misiniz? Bir konuşalım sizinle. Evet, yürü Kabzo, yürü sen de hadi. Ben vallahi benim bir suçum yok. Yürü, yani, bir defa ben senin için kavga ettim. Uzatma Ferdi, hadi gir şuraya, gir. Anneciğim, biz de girelim sizinle. Hayır çocuğum, hadi siz yukarı. Görüyorsun değil mi Matmazel? Gizli gizli evimize girmişler. Biz bunları Avrupa Birliği'ne şikayet etsek var ya, içeri alırlar. Bunlar dediğiniz sizin babalarınız Gül. O yüzden şikayet edemeyiz ya zaten. Ya sen dememiş miydin? Babalarla kızlar görünmez iplerle bağlıdır diye. Dedim ama ben ona evlenmeden önce dedim. Tamam şimdi apartmanı rahatsız etmeyelim. Hadi çıkıp sizin evde konuşalım bu mevzuyu. Hadi yürü. Asansör 4 kişilik ama bende biraz yaz kilosu var. O yüzden kaldırmaz. Siz çıkın, ben geliyorum. Şşş, ucuz atlattık değil mi? Bana bak, çık oraya. Uyutucu bitkisel çay ne varsa için Matmazel'e. O kadar mı kötü? Ya ne diyorsun? Bu kedi Matmazel'in olaya işemiş. Havalandırmak lazım. 2 saatten önce çıkmaz. Şşş, hatta mümkünse canda kalsın. Ah, neyse sabah ola hayrola. Sabah bir şeyler düşünürüz. Siz kim oluyorsunuz da çocukların evine gizli gizli giriyorsunuz? Ay bunu nasıl yaparsınız Maho? Bir kere kapının kilidini değiştirmiştik. Nereden buldunuz anahtarları? Ben Çilingir'in oğlunun kirvesiyim Gülbahar. 1000 yıllık arkadaşım, dostum. Bunun da çocuğu evlenmiş. Halden anladı sağ olsun. Ya farz edelim kapıyı kırdık, ne fark eder? Yani aynı altı siz işlemediniz de. Hiç. Ay hiç utanmıyorlar da, görüyor musun Rosie? Ay yani Emre senin ettiğin şu kavgayı etseydi ona bir dünya dolusu laf söylerdim Ferdi. Gülbahar, ben senin ve kızımız için kavga ettim. Ay, Emre bile daha düzgün cevap verirdi Ferdi. Biz kendi hakkımızı savunamıyor muyuz canım? Ay sayenizde çocuklara duble rezil olduk yani Maho. Bak taşınacağız falan diyorlar şimdi, iyi mi? Hayır, no. Kimse hiçbir yere taşınmayacak. Hadi birbirinizden özür dileyin, bitsin bu iş. Olmaz, önce o benden özür dileyecek. Ne? Ben hayatta özür dilemem be. Ben burada yatarım, yine de ondan özür dilemem. Yatarmış. Ben burada ihtiyarlarım, burada gömülürüm, yine de senden özür dilemem. Ben delikanlı adamım, tükürdüğümü yalamam. Sen kaçarsın, ben aslanlar gibi buradayım. Ha? Kim kaçıyor be, kaçık herif? Gün doğdu hep uyandık, siperlere dayandık. İnadımız uğruna da kanlara boyandık. Ay kanlar manlar ne biçim konuşuyorsunuz öyle et kafalı barbarlar. Rosita, bunlar benim hayvanlık limitlerimi zorlamaya başladılar ha. Ay benim de. Birbirinizden özür dilemediğinize göre... ...ikiniz de burada yatıyorsunuz ya da başka bir yerde siz bilirsiniz. Ya eve gelmiyorsunuz, inşallah burada rahat edersiniz. Ederiz be, ederiz. Ben gençliğimde 70'li yıllarda sendika grevinde 40 gün sokakta attım be. Beni eve almamakla korkutamazsın Gülbahar. Ben hale ilk geldiğimde 1 yıl portakal kasalarının üstünde yatıp kalktım. Küfeleri yastık bildim. Burası benim için saray gibi. Beni bununla tehdit edemezsinler beni. Peki o zaman. Size iyi geceler. Evet, iyi geceler. Aslanım benim, bravo aslan. Nasıl ikna ettim Matmazel Can'da kalmaya ya? Ben ikna etmedim. Onlar sohbet ederlerken esnediler, bayıldılar. Ha. Sen şimdi söyle, hayvanın kutusu nerede? Aa, orada. Ha. Al bunu, çık hemen dışarı. Her an gelebilir. Matmazel gelip Betül sorarsa ne diyeceksin? İşte onun için verdim bu zımbırtıyı eline. Muhtar, Betül'ü sokağa çıkarttı diyeceğim. Lan manyak mısın, köpek mi bu, kedi dolaştırılır mı tokatçı? Ya bu kadın bizi manyak bilmiyor mu? İlk defa işe yarayacak işte. Hadi çık. Biz bu kadının kapısını itfaiye çağırttırıp kırdırttık. Buna mı inanmayacak? Doğru söylüyorsun tokatçısına. Hani hatırlıyor musun? Kapısının önüne yatmıştık bizi ez diye ya. Ha? Hatırlıyorsun değil mi? Hadi ya, neler yaptık ya biz buna? İnanmaz mı değil mi? Ne yapıyorsun? Hadi, hatırlıyor musun? Bir de şey yapmıştık. 2 saat sonra buluşalım. 2'le. Bütün gece ne kadar güzel dertleştik değil mi Mati? Bak bunu sık sık yapalım. Hayatımızda bu insanlar oldukça sık sık yaparız. Merak etme. Görüşürüz. Günaydın. Size kahvaltı getirdim. Günaydın kızım. Harun gönderdi. Hayır babacığım. He. Sizin burada uyuduğunuzu duyunca ben kendim hazırlık getirdim. Aferin. Bak, beğenmediğin gelinin. Buyurun bakalım. Betül, kızım. Gel kızım. Betül. Betül kızım neredesin? Kızım, ne sütükün? Vallahi bornoz benim, Gül evden getirdi. Betül nerede peki? Betül evde sıkılıyordu. Muhtar dediği gibi hayvan sıkıldı. Ben alayım bunu sokağa çıkartayım, arkadaşları bir görsün dedi. Kaçmasın diye de kutusuna koyup kutusuyla götürdü. Ben şimdi belediyeye gidiyorum Mesut'un bu kafe cezası birincisini ödemeye. Ama eğer bir şeyler karıştırıyorsanız sizi Betül'den daha feci tırmalarım ona göre. Şimdi ne yapıyorsun? Bırak şimdi Tantuni'yi. 10 dakika sonra buluşalım. Matmazel kırlandı. Biz bu Betül'ü bulduk. Bulamazsak Matmazel kafeden gider, biz de topu atarız. Ona göre. Hadi Pampişim, hadi acele et. Betül. Neredesin be güzelim be? Hadi dön, gel kucağıma. Hadi be Betül'üm be. Vallahi çok özledim seni Betül. Ah. Betül, bu herif seni nereden tanıyor kızım? Vallahi ben onu tanımıyorum. Betül, aşkım. Aşkım dedi ya. Hadi be Betül'üm, neredesin be güzelim? Sen benim manitayı nereden tanıyorsun birader? Ne manitası be kardeşim, ben kediciğimi arıyorum ya. Senin lakabının kedicik olduğunu nereden biliyor bu herif? Vallahi tesadüf. Yerim senin tesadüfünü, zaten günlerdir internette takılıyordu, ben de kullanıyordum. İyi mi? Gelin lan buraya. Allah! Ne helak olduk, adam ta sahilden buraya kadar ya, mahvolduk be. elbisi dolusuna geldi Pampişim. Neticesinde kör talihimiz güldü. Ay 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 Kadir! Ay ay kaçtı! Dur gel gel beni uyar! Hop! Yakaladım dokanıcı. Şey yoluna girdin yani. Saklan matmazel! Ne? Matmazel, Türkiye hakkında araştırma yaptığınızdan niçin bahsetmediniz? Avrupa Birliği istemiş bu araştırmayı sizden sanırım. Ah, oui. Demek araştırmanızda bizlerden ve belediyemizden de bahsettiniz. Teveccüh göstermişsiniz. Aa, ama belediye iyi çalışıyordu. Ben ne gördüm onu yazdım. Yazdıklarınızla yardım almışız dedi başkan. Ah. Bu defalık affetti. Ama yine canlı müzik yapacak olursanız ruhsat almak zorundasınız. Bunda da yardımcı oluruz, merak etmeyin. Aa, yo sanmıyorum. Bu sefer yemekten başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hadi artık sökün şu mürhü. Ben sökemem. Amirim beklemek zorundayım. Oh. Başlayacağım şimdi bunun amirinden. Ne yaptın Pampişim? Seni o kadar sıksak sen de elimi yüzümü canım alarsın. Ne yapsın hayvancağız ya? Eyvah! Yahu grev mrev diye o kadar da gider yaptım Gülbahar'a. Şimdi o aşağı inemiyor, ben yukarı çıkamıyorum. Allah kahretsin, ne işim var benim burada be? Kendi salaklığımdan kaldım burada. Bu gıcık pes edip çıkmadan hayatta terk etmem. Hop, kediye bak. Gel, gel bakayım sen buraya, gel. Nereden çıktın sen? Şuna bak. Oho, surata bak. Surata bak. Gel bakayım sen. Gel bakayım, gelsin. Ulan Mahir, ya şu kahvaltıdan iki tiki bir şey yeseydin, ya kızım şu kedi kadar mutlu olacaktı. Aslında bana hazırlamadı kahvaltıyı, sana hazırladı. Farkında mısın? Düdük makarnası. Sen öyle parlayınca bana geldiler, o yüzden. Yoksa yiyecektim ben. Sayende karılarımıza döndük be. Yani çocuklarımız bizim yüzümüzden mutsuz oluyorlar. Bizim yüzümüzden. Yahu Gül'ün evlenmesi için en büyük desteği ben verdim. Gül için alayınıza gider yapmadım mı? Yiğidi öldür hakkını yeme şimdi Ferdi. Niye o zaman arkasından konuşuyorsun kızımın? Senin yüzünden. Senin gibi freni patlamış bir tırı durdurmak için takoz mu lazım illaki bilmiyorum ki. Aslında hepimizin birbirimize takoz koymamız lazım. Yoksa hep beraber şarampolu yuvarlanıyoruz ya. Evet. O zaman şu tatsız makaraya bir takoz koyalım da dursun Ferdi. Sıkıldım ben. Ayıp ediyoruz vallahi. Güya çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor be. Olalım mı madem o zaman? Ne bekliyoruz? He. O zaman kızım ve karım hakkında kötü konuşmayacaksın. Sen de benim karım ve oğlum hakkında kötü konuşmayacaksın. Kusura bakma. Sen kusura bakma. Ağır konuşmadık inşallah müdürüm. Ha konuştuk. Konuştuk en çok da o tarafa hoşuma gitti. Hoşuna gittiyse ben ağır konuşurum ama sen kaldırabileceksin. Öyle mi? Öyle. Buyurun Matmazel Hanım. Siz de buyurun bir kahve yapayım size. Haydi. Kop mumu kop. Betül apartmana girdi. Anda Betül. Kızım, güzelim. Bak şimdi biz kapıyı açacağız, sen tıpış eve gireceksin. Anlaştık mı? Manyak mısın sen be? Gel lan buraya! Dur! Gel buraya! Dur! İşte senin hatan bu. Bir hanımefendinin arkasına van diye bağırılmaz, kaç bağırıyor ha? Yok bir şeyin işte. Ah! Sen kimin kedisisin? Gel bakayım buraya. Gül sana bayılacak. Gel. Koş. Betül. Çatıya mı çıktı acaba? Bilmiyorum nerede bu. Ah be Betül, hiçbir kadından çekmedim senden çektiğini ben. Betül. Seninki ne durumda Rozbahar? Ay seninkine inat bütün gece uyumamış. Gelir gelmez bayıldı. Benimki de neredeyse salona girerken küt diye düşüp bayılıyordu. Anahtarı yok ettin değil mi? Aa, evet. Çöpe attım. Ben de. Hadi good night Rozbahar. Good night. Aşkım, çok yaşa. Allah. Sevgilim çok yorgunum. Ne olur bak kurstan geldim çok yorgunum. Sürprizin neyse hemen göster hadi bebeğim. Sen bekle ben hemen getiriyorum tamam hadi. Can. Bu evi iyi havalandırmalar mı aşkım ben nefes alamıyorum. Yağmur yağıyor ya ondandır hayatım. Bak ne buldum. Aşkım benim kedi tüyüyle alerjim var. Abi çürüşe gelmiş. Aşkım iyi misin? Aşkım iyi misin? Ay Allah kolonya da yok ya. Anneciğim iyi misin bebeğim? Ha? Ay unbelievable, bir oldu. Ay benim şuradaki kızımın hale bak, siz hala skor bahsediyorsunuz. Onu demiyorum Rozbahar, Can bu duruma nasıl atladı inanamıyorum. Kızı almak durumdayım. Ama Betül'ü nereye götüreceksiniz? Karantinaya alacağız. Ah Monsieur Tekin, size kedi değil bir tane kavanoz bile emanet edilmez. Gülse'de de Betül kafeste, felaketsiniz siz. Ya aslında Betül'ün de bir suçu yok. Şimdi nereden bilsin Gül'ün kediye alerjisi olduğunu değil mi? Ben hemen bakıp geleyim. Bilmez tabii. Çünkü bütün suç bu hıyarda. Oğlum sen gelinimin kedi tüyüne alerjisi olduğunu nasıl unutursun? Ben bile biliyorum be. Sorumlusu seni. Bir de doktor olacaksın. Bundan sonra sana arabamı bile emanet etmem salak. Tamam Mahir sakin ol. Sakin olamam. Gelinimin haline bak. Kız benim. Benden fazla sinirlenemezsin. Sinirlenirim. Bir dakika. Sizin kızınız, sizin gelininiz ama... Benim karım. Ben karımın meselesini bir serumla hallederim. Asıl siz kendi aranızdaki sorunu nasıl çözeceksiniz onu düşünün. Kendinize gelin artık beyler. Ben sorununuzu nasıl çözeceğinizi bilirim Ferdi abi. Siz hiç merak etmeyin. Soğanını ekmeğini koyalım. Teyzeciğim, ekmeği koyalım. Ekmeği. Soğanını da koyalım ki şey olmasın. Sıkıntılar. Hepsi çeker anne. Hepsi de gitsin. Bir güzel komşunuz var sizi hiç çekemiyor. Ah o çocukları büyüyecekler, büyük adam olacaklar. O kadar güzel olacak ki çocuklarınız, ah o çocuklarınız büyüyecek, büyük mevkilerde olacak. Ve siz de şaşıracaksınız. Nazarda yani değil. Aşkım, sorunlarını halletmek için buldukları çözümlere bakar mısın Allah aşkına? Ne yapacağız biz bunlarla ya? Vallahi ben yakından sıkıntıdan sedef olacağım onu söyleyeyim. Ben de kahrımdan saçları döktükten sonra kendimi yemeğe vermeyi düşünüyorum. Beni öyle de seversin değil mi aşkım? Seveyim tabii aşkım, ne seveyim? Ben de seni severim. Hakikaten... ne yapacağız? Ne yapacağız? Neydi lan? Madem bizde kalacaklar, bu gece Rozi'ye şöyle bir... Gıdıklıyor da aynı zamanda. Teşekkür ederim. Bu genişlik, bu konfor... Lan defol şuradan.